Sevgili MediaMarkt Türkiye takipçileri, MediaMarkt Games adlı birlikte video dünyasında en bomba haberlerin nabzını tuttuğumuz bir bölüme daha hoş geldiniz. Ben Yiğitçen Erdoğan ve geleceği söylenen 17. bölümde hep beraber buradayız. Gerçekten kendimizi alkışlıyordum. Buraya kadar geleceğimiz için ben çok mutluyum. Buraya kadar sizle beraber geldiğimiz için çok mutluyum. Umarım siz de serimizin buraya kadar olan kısmından memnun olmuşsunuzdur. 7. bölümümüze özel bir güzellik olarak az önce gelen yemeğimden, kahvaltımdan daha doğrusu, beraberinde gelen şu kahveyi tanıtmak istiyorum. Bu kahve Yunanistan'a gelirseniz mutlaka karşılaşacağınız bir kahve. Adı Freddo Espresso. Double shot espresso'nun içerisinde buzla birlikte bir bar makinesi var ya, şu bar kıracakları zzzz diye. Onunla beraber buzla kırıyorlar double shot espresso'yu. Ondan sonra içine birkaç torba daha buz atıyorlar. Ardından ortaya çıkan şey bu. Yunanlar genelde bunu bir kere alıp sabahtan öğlenden artık saat kaçta alıyorlarsa 4-5 saat boyunca mucuk mucuk ara emekliyorlar. Bu zaten buz eridikçe geri yükseliyor sıvı seviyesi. O yüzden kendi kendine dolduran muhteşem bir yaz kahvesi. Tabii yaz kış demeden günde 2 kere 3 kere falan içiyor bunlar Yunanlar. Bu da küçük bir dersimiz olsun. Niye böyle Yunanlardan bahsettim? Belki geçen hafta Delphi'deydim. Allah Allah, niye Delphi'deydim? Assassin's Creed Odyssey oynuyordum değil mi? Çok coşmuştum. Evet, Assassin's Creed Odyssey oynuyordum, çok coştum. Delphi'ye gittikten sonra döndüm ve yine Assassin's Creed oyununun detayları sizde arkadaşlar. Assassin's Creed Ragnarok olacak oyunun ismi. Oyun 2020'de çıkacak. Mevcut nesil konsollara ve yeni nesil konsollara gelecek. Bunlar için teknik kısımları. Oynanış olarak içeride sızıntılar arasında küçük bir detay vardı. O da soru işaretlerini kaldırıyoruzdu. Soru işaretlerini hatırlayacaksınız. Zaten Assassin's Creed Odyssey'in başında sana diyor ki oyun. Bir tane benim keşif modum var. Bir tane de yardım ettiğim sana kılavuzlu modum var. Hangisini istersin? Kılavuzlu modda haritada bütün ikonların ne olduğu belli. Yani sen sadece haritaya bakıp pat pat gidiyorsun. Keşif modundayız, hepsi soru işareti olarak kapalıydı. Şimdi soru işareti de olmayacak Odyssey'den sonra. Bir ikinci oynanış büyük değişikliği de Kuzey Denizi'ne geçecek. Tabii bu oynanış değişikliği değil. Krallıklar olacak. Bu da oynanış değişikliği değil. Bu krallıkların içerisinde bir takım yerleşkeler olacak. Bunların kendi ekonomileri olacak. Şimdi geldik değil mi? Şimdi orası Kuzey Denizi, anladın mı? Orası dünyanın en büyük ticari devletlerinin, ticari güçlerinin peydahlandığı yer. Yani bu Hanseatic League'ler falan filan oradan başladı. Dolayısıyla Oslo'dan aldım 3 ton kömürü. Gittim Bamburg'da 3 şilde satıyorum. Bu oynanışın bence olması gerekiyordu. Ve olduğu için de ben heyecanlıyım açıkçası. Tabii şu an çok daha alfa sürümünde, 2020'de çıkıyor olması demek. Yani aşağı yukarı bu E3'te göremeyiz. Belki bir sonraki E3'te fragmanını kesin görürüz. Belki ondan sonraya kalır, belki ondan önceye kalır. Bilmiyoruz demek. O yüzden şimdilik biraz sabır etmemiz lazım ama ben şahsen Age of Mythology rotasına gidip Antik Mısır, Antik Yunan, Antik Viking çağı, antik denmez de yani Viking çağı şeyi trimde girmiş olmalarından çok memnunum. Ama şahsen Roma'da geçen de bu tip bir Assassin's Creed oyunu isterim. Bunun demekle birlikte ikinci meselemize geçelim. Ben Fredon'dan bir yudum aldım, şunu kenara koydum, elimde tutmuyor artık. İkinci meselemiz biraz karışık, o yüzden Fredon'dan yorum aldım. Şimdi bildiğiniz gibi bir loot box meselesi tartışılıyor video oyun dünyasında. Bilmeyenler için loot box'lar oyunların içerisinde parayla aldığınız ve karşında ödülü tamamen şansla belirlenen, şans faktörüyle belirlediği bir tip sürpriz kutu tipi bir mekanik. Bu mekanik pek çok oyun içinde bulunuyor. Siz de eminim denk gelmişsinizdir. Bazen içerisinden kozmetik bir şeyler çıkıyor. Bazen içerisinden oyun parası çıkıyor. Farklı farklı durumlar değerlendiriliyor, tartışılıyor. Pek çok akıllı adam, ya kardeşim şans faktörüyle bir şeyler aldığın, bir şeyler kazandığın bir oyun mekaniğine kumar mekaniği denir. Bunu çocuklarımıza uzak tutalım diyor. Pek çok akıllı insanla ne alakası var kardeşim, kumar değildir diyor. Bu meselenin tartışılması yasal seviyesinde de sürdü. Pek çok ülkede kumar mı değil mi diye yasal yapıcılar tartıştı, yani mecliste tartıştılar. Bunun akabinde de Yeni Zelanda'sından Almanya'sından birkaç ülke yo kumar değildir dedi. Şimdi olay menbaında tartışılıyor. Olayın menbaı neresi? Tabii ki dünyanın en güçlü video oyun sektörünün bulunduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri. Orada Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley bu bir kumar mıdır değil midir kısmı da değil, bu bir kumardır ve çocuklarımızın uzakta tutulması gerekir diye bir yasa tasarısı. Yani önerdi yasa bu. Hani bunu kumar olarak belirleyelim ve çocuklarımızı uzak tutalım. Lootbox olan oyunlar çocuklara değmesin gibisinden bir yasa tasarısı sundu meclise. Bunun sonucunda bakalım nasıl bir karar çıkacak. Onu da biz meraklı izleyeceğiz. Benim şahsi fikirlerim merak edenler varsa Twitter'da paylaştım. Orada tartışmaya lütfen devam edebiliriz. Muhabbetimizi, sohbetimizi devam edebiliriz. Onun yüzünden aşağıda yorumlarda da yazabilirsiniz tabii kendi şahsi kanaatinizi. Lootbox'lar kumar mı, değil mi, yasaklanmalı mı, çocuklardan uzaklaştırılmalı mı? Ben çok merak ediyorum. Dediğim gibi benim fikirlerimi de Twitter'da bulmanızı ümit ediyorum. Onun dışında
Oh, velhasıl bitirdik haftayı yani. Gerçekten bomba gibi iki şeydi. 7. bölüme yakışan haberlerdi. Sizlere bunları anlatmak benim için çok büyük bir keyifti. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın.